Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar değerli izleyenler. Diyanet TV ekranlarında Yeni Güne Merhaba programında yepyeni bir güne sizlerle merhaba diyoruz. Güzel bir program yapacağız bugün. Çocuk ve aile danışmanı Özgül Piyade hocamızla birlikte evlilik sorunlarını konuşacağız. Ama evlilik sorunları deyince genellikle büyük meselelerden bahsediyoruz. İşte aldatma diyoruz, aile içi şiddet diyoruz, büyük konulardan bahsediyoruz. Ama eşler arası ilişkileri yıpratan ufak tefek sorunlar var ve çözümsel yaklaşım sergilenemediğinde bu ufacık sorunlar tabiri caizse bir deveye, büyük dağlara dönüşebiliyor ve evliliği ciddi anlamda yıpratabiliyor. Evlilik ne oluyor, ne bitiyor, mutluluk, huzur bir türlü sağlanamıyor. Peki çözümsel yaklaşım nasıl olmalı? Eşler arasındaki iletişim nasıl olmalı? Ufak tefek sorunlar nasıl çözümlenmeli? İşte bu konuda hocamızın değerli tavsiyelerini alacağız. Sizlerin sorularınızı da bekliyoruz. Instagram hesabımız Yeni Güne Merhaba TV üzerinden evlilik sorunlarınızla ilgili bize danışabilirsiniz diyelim. Aynı zamanda yemek eğitmeni ve danışmanı Nuriye Ataseven ablamız bizlerle birlikte güzel tariflerimiz olacak. Hemen İsrafsız Sofralar bölümümüze geçiyoruz. Yeni Güne Merhaba başlıyor. Ablacığım hoş geldin. Sen de hoş geldin. Nasılsın ablacığım? İyiyim, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? Elhamdülillah. Allah'a şükür. İyiyiz. Güzel bir bayram haftası geçirdik. Evet, evet. Tatlı tariflerimizi tatlılarla verdik. Bugün de gene çift tarif, güzel iki tarifle devam edeceğiz. Böyle DM'den veya işte mesaj olarak evet, çok güzel bir dönüşler alıyorum. Hı-hı. Yaptık, güzel oldu diye. Özellikle karakuş tatlısı bu, hı-hı, kurdele gibi olan çok beğenilmiş. İnşallah hani ellerine sağlık diyoruz. Verimli sizden bir hani faydalı olabiliyoruzdur inşallah. Gerçekten öyle yani ablacığım. Zaten bayram boyunca da dedik, evet, ki bayram muhabbetlerimiz de tatlı olsun, ağızlarımız, evet, da tatlı olsun. Evet, şimdi çok şükür bu tarifleri kaçıran izleyicilerimiz varsa YouTube üzerinden bayram bölümlerimizi takip edebilir. Evet. Nuriye ablamızın tatlı tariflerini tekrar tekrar izleyebilirsiniz i̇nşallah diyelim. Bugün de güzel tariflerimiz, evet, var. Neler yapacağız? Bohça böreği yapacağım. Çok güzel oluyor. Yani iç harcı tavuklu, mantarlı, kapya biberli, bu al biberli. Oldukça severim, güzel ve evet, sosu da güzel. Biraz unlu çıtır börekle karıştırdım ben bunu ama hı-hı, müthiş bir börek oldu. Evet. Hemen istersen sen, hı-hı, bir iç hani bu yufkaya sürülen bir sos var ya, hı-hı, onu yapalım. Tamam. Ondan sonra da ben de bu tarafta içine koyacağımız harcı karıştırayım. Hı-hı. Şimdi Ayşe, bir çorba kaşığı böyle tepeli tepeli un. Bu yufkanın üzerine dökeceğimiz harç. Sosuna süreceğiz. Hani evet, yağ, sıvı yağ sürüyoruz ya, hı-hı, işte o harç. Tamam, şöyle bir çorba kaşığı tepeli tepeli un. Hı-hı. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı sıvı yağ. Şöyle iyice evet, karıştırıyorum. Evet. Sen de bir su bardağı su Ayşe. Hı-hı. Şöyle bir su bardağı su. Bir çorba kaşığı tepeli tepeli. Yani un katıldığını şu an ilk kez çıtır görüyorum. Çıtır oluyor, o çıtır çıtırlı evet, sağlayan bir şey çok güzel mi oluyor. Börek gibi oluyor yani. Hmm. Anladın mı? Yani un börek gibi. Bir çorba kaşığı da sirke. Hmm. Bu elma sirkesi. Çok ilginç bir iç harcıymış. Evet, evet. Elma, hani benim unlu çıtır böreğim vardı, hı-hı, hatırladın hı-hı mı? Evet. İşte onu andırıyor. Şimdi Ayşe, bunu sen çırpa dur. Ben de bu tarafta İç harcını hazırlayacağım. Böyle iç harcında da mantar olması, tavuk olması, evet, biber olması böyle bir ana öğün havası da verdi. Yemek gibi. Yemek gibi yani sadece evet, böyle beş çağrıda. Ara öğün gibi. Aha, ikramlıklarda evet, değil sanki böyle bir ana yemekte de sofraya evet, çıkarılabilecek bir börek gibi. Çok güzel. Aynen öyle. Şimdi aslında bunun bir de başka bir türlüsü var. Şehzade kebabı deniyor. Hmm. İç harcı bu. Hı-hı. Böyle kendi ekseninde çeviriyorsun yufkayı. Yağ, sadece yağ sürüp. Hı-hı. Hani böyle şey göbek böyle şeklinde. Hı-hı. Ortasında onu herhalde zartıyorsun nar gibi. Bak bunun aynısı. Hı-hı. Nar gibi, sonra üzerine sarımsaklı yoğurt döküyorsun, hı-hı, ve yağ döküyorsun. Bu, hı-hı, resmen ana yemek oluyor. Gibi yani, aynen. Evet. Bir sosyete böreği de aklıma geldi öyle üzerine sarımsaklı öyle yapıyorlar yoğurt. Evet. Ne? Şehzade böreği biliyorum, hı-hı, ama hani bilemeyeceğim isimlerini. Farklı bir sürü isim koyuyorlar Ayşe maalesef. Ben de onu sosyete böreği olarak duymuştum. Evet. Şimdi Ayşe, iki tane göğüs, tavuk göğsünü, hı-hı, bembeyaz güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra bir de kuruladım. Hı-hı. Kuruladıktan sonra bir de haşladım. Evet. Tamam mı? Püf haşladım. Noktaları unutmuyorum. Evet, haşladıktan sonra yani pişirdim. Güzelce onu şimdi dittim. Dittikten sonra
tencereme zeytinyağını aldım ve koydum. Daha sonra şu bir paket mantar, mantarı da güzelce. Bu konservelerde oluyor, o mantarlardan mı aldın? Yok, ben açık kültür mantarı aldım. Hmm. Paket olarak onları değil. Onları ince ince o zaman doğrayıp, evet, kavurmasını kendin yap. Önce yıkıyoruz. Anladım. Ya da soyuyoruz. Hmm. Ondan sonra doğruyoruz. Ben daha çok soyarak yapmayı seviyorum mantarı. Evet, daha temiz olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Beyaz beyaz da çıkıyor. Aynen böyle öyle. İçi. Evet. Çok daha güzel oluyor. Bembeyaz oluyor. Bunu bu şekilde Ayşe karıştırıyorum. Bu zeytinyağında, tamam mı? Haşladım sadece, tavuğun hiç yağı yok. Biraz yağda mantarları soteledim. Sonra bunları, al biberi de 4-5 tane aldım. Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Çok büyükse 2-3 tane de olabilir. Onu da küp küp doğradım, yağda soteledim. Hazır değil. O da hazır değil. Evet. Bunu da böyle 1-2 dal maydanoz ve tuzunu koyuyorum. Tuzunu ve daha sonra Ayşe karıştırdıktan sonra, evet, içi de böyle rengarenk de, evet, iç harcı olmuş bu oldu. Şekilde bile yenilebilir bu. Çok yani. Doğru. Hı-hı. Bir pilavın yanına mesela bu, evet, son derece güzel bir sote aslında. Evet, şimdi bu böyle biraz harcımız hazır değil mi? Hı-hı. Kapatalım Ayşe bunu. Evet. Şunları da alayım. Şimdi yufkayı sarmaya başlayalım. Bunun şu çırpıcısını, evet, şu tarafa alayım. Yumurta sarımız var üzeri için. Onu da şöyle kenara koydum. Şimdi Ayşe bak. Bunu alayım, bir tane de sen yap orada. Tamam, peki. Hem hızlanmış oluruz. Bir tane yufkayı da ben açıyorum. Tamam. Püf noktalarımızı izleyicilerimiz unutmamıştır herhalde. Evet. Hemen yufkanın yönüne bir bakıyorum. Evet. Evet. Ablacığım şimdi kaç puan? Bayram sonu olduğu için ben el açması yufkacı bulamadım. Evet. Henüz tatildeler sanırım. Herhalde şurası. Heh. Arkaya gelecek. Kızarmış taraf altta, altta kalacak. Altta kalacak, tamam. Tebrik ederim Ayşe. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bunu biraz şey yapıyoruz. Tamam mı? Evet, şöyle biraz yayacağız herhalde. Evet, yayıyorum. Şöyle her tarafına bu harçtan sürüyorum. Her tarafına. Harcımızı hemen hatırlatalım. Her tarafına tekrar, ablacığım. Bir çorba kaşığı un tepeli. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı normal içme suyu. Bir çorba kaşığı sirke. Sirke. Ayşe bak ucuca. Hmm. Uç uca bak. Evet. Uç uca. Hiç üst üste gelmesin. Tamam. Bir kat daha sürdük harcı. Bu harcımız 4 tane, ay seninkini niye yapıyorum Ayşe? Estağfurullah. bu 4 tane yufka için geçerli bu harç. 6 tane de olabilir ama hani daha bol sürmek isterlerse büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Şimdi Ayşe bir de şöyle. Yine ucuca mı? Yine ucuca. Tamam. Ben yine biraz sana veriyorum. Tamam. Şöyle. Böyle aralarda bu harcın kat kat olması, evet, çıtır çıtır yapısını, bunu sağlayacak. Bunu sürmemizden dolayı. Evet. Şimdi ben şöyle dörde böleceğim, sana vereceğim bıçağı. Şöyle. Evet, peki. Tamam. Bir. Evet, 4 parçamız, evet, hazır oldu. Şimdi al sen istersen onu. Şimdi acaba yufkanın tam neresine koyacağız harcı? Bir dakika Ayşe. Bunun için bekliyorum ablacığım seni. Şimdi. Her şeyin bir püf noktası var çünkü. Şöyle alıyorum. Tam ortaya. Tam ortaya, peki. Tam ortaya. Rengarenk bir iç. Aynen öyle. Mantar, tavuk göğsü, al biber, maydanoz, zeytinyağı, tuz. Bu kadar. Bunu tabii değiştirebilir izleyicilerimiz. Mesela, evet, bazıları asla mantar yemem diyor. O artık mantarı, evet, çıkarabilirler. Ha. Yerine başka bir şey koyabilirler diye düşünüyorum. Evet. Tavuk sevmeyen mesela et ya da, evet, kıymayla bunu belki yapabilir. Evet, olur mu ablacığım? Şimdi işte öyle? Mesela biraz sonra konuşacağınız mesele. Hı-hı. Mesela eşi mantar yemiyor ama bayan mantarlı börek yaptı. Yapmadı. Akşama nasıl ne çözeceğiz mesela? Akşama ne olacak? Şimdi Ayşe şöyle mesela katlıyorum. Bak bohça durumunu, evet, buradan alıyor. Şöyle şunu da şu tarafa alayım, heh, birazcık. Daha rahat çekmeleri için. Şöyle.
sanki mektup bohça. Bohça, evet. Ha. Ve bunu Ayşe tepsiye bu şekilde ters çevireceğiz. Tamam. Hı. Tepsimiz de geliyor. Hemen şöyle. Ben de yerleştireyim. Hı. Evet. Bir tane daha yapalım. Hatta bak bunları tamamlayalım. Şöyle. Şöyle üst biraz üst üste. Hı. Biraz böyle açılmaması, biraz açılmasın, dökülmesin diye aynı ve ters durumdan koyuyorum. Şöyle hatta dolu dolu koyayım, böyle top gibi olsun. Hı-hı. Piştikten sonra içi fıs diye boşalmasın iç harcını. Şöyle ve şimdi bundan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Nasıl vereceğiz fırına ablacığım, kaç dakika? 180 derece önceden ısıtılmış fırına böreklerimizi vereceğiz Ayşe. Şöyle. Biraz yamuk oldu bazıları benim. Olsun. Ama. Şu şekilde de yumurtasını süreceğim. Fırına vereceğim. Hı. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişecek. Fırında pişecek. Evet. Son derece salatamız güzel, çok duyucu, güzel. Lezzetli. Neden renkli? İkinci gelişinde söyleyeceğim Ayşe. Böyle rengarenk, böyle besin dolu bir salata. Evet. Rengarenk, evet. Besleyici. Ve bu böreğin yanına da çok güzel, çok güzel yapışacak, evet. İkram edilebilecek, evet. Güzel bir salata tarifimiz olacak. Ben bunu bitireyim olacak. Şimdi. Tamam ablacığım. Aha. Sana havale ediyoruz kalan tamam. Harçlarımızı, tamam. Yufkalarımızı. Bu tepsiler tabii dolup taşıyacak ablamızın maharetli gelsin. Ellerinden. Çok çok teşekkür ediyoruz. Olsun. Ben hemen şöyle bir soruyla geçiş yapmak istiyorum sohbeti. Şimdi dedin ya abla mesela diyelim ki işte eşlerden biri mantar sevmiyor. Evet. Ama işte özellikle mantarlı börek mantarlı yapılıyor bir. Ya da... Es geçiliyor ya da hanımefendi kendi evet. Seviyor olabilir, kendi için yapıyor olabilir. Hayır mesela olabilir. Gelir gelmez yemeğini hazır istiyor. Gibi. Böyle şimdi, mutfak sürtüşmeleri çok ben bunları söylüyorum musun? Sanarlar ki hani benim eşim öyle hiç alakası yok aslında. Ama hani evet. Öyle titiz beyler var maalesef. Hı-hı. Ama hani dışarıdaki insanla hani bir arkadaşla falan huyunu bilmezsiniz ama siz artık devamlı birlikte hı-hı. Hani ömür geçiriyorsunuz. Bir şeye kızıyorsa... Hmm. Yapmayacaksınız yani. İdare etmek lazım diyorsun. Yani şu şuradan değişmesin. Bu benim hani saatim, bu benim işte defterim, kalemim. Hmm. Eğer bunu değiştirirseniz tabii ki bir şeyler olur yani. Bir çok kavga, bir bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum hocam? Bu yangına körükle gitmek gibi aynen olabilir. Öyle ama işte. Karşı tarafta da biraz anlayış da, biraz hoşgörü de, böyle yumuşak bir uyarı tarzı belki olması gerekmez. Ama en yani başta çözüm... uyarmıştır işte. Heh. Onu evet. Devam ettirmek noktası. Onu devam ettirmek var. Lazım. Peki. Güzel bir noktaya değindi Nuriye ablamız. Peki çözümü evet. Nasıl olmalı? Yani bu benim mutfak fikrim. Problemlerinden bu bir benim başlayalım. Hani tamam kızıyorsa o orada durmalı. Alırsın altını böyle silersin tekrar onu oraya koyarsın. Bence. Peki hemen danışalım hocama. Ben bakalım hocama da soruyorum gidecek. Bunu ama yani ben bunu öyle diyorum ama doğru mu düşünüyorum? Peki hocamıza da hemen danışalım. Çocuk ve aile danışmanı Özgül Piyade hocamız bizlerle birlikte. Nuriye ablamızla bahsettiğimiz gibi kimi zaman mutfakta, kimi zaman ev işlerinde, kimi zaman kıyafetlerin yerleştirilmesinde yani günlük hayatın içinde ufak tefek o kadar çok tartışma söz konusu olabiliyor ki eşler arasında. Bu ufak tefek tartışmalar çözümlenmediğinde, çözümsel bir yaklaşım sergilenmediğinde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Hatta şiddetli geçimsizlik başlığı altında boşanmaya kadar gidebiliyor. Peki eşlerin birbirlerinin böyle önem verdikleri, hassas oldukları meselelere yaklaşımları nasıl olmalı? Ufak tefek sorunlar nasıl çözümlenmeli? İşte bu konuda değerli hocamızın tavsiyelerini almaya başlayalım. Hemen sohbet bölümümüze geçiyoruz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür görüşmeyle. Ederim sağ olun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah bizler de çok çok iyiyiz hocam. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok sağ olun. Şimdi başta da söylediğimiz gibi genellikle evlilik sorunları deyince böyle büyük başlıklar aklımıza geliyor. Ama Nuriye ablamın da işaret ettiği gibi ya bu burada dursun yani ben bunun burada durmasını istiyorum. Ya da işte mantarlı yemek yapma bana arkadaşım diyen eşler bu konuda pek çok sıkıntı yaşayan. Yani bunlar ufak tefek sorunlar diyoruz, ufak tefek örnekler diyoruz ama bu meselelerden sürekli işte bir günü zehir olan, bir haftası zehir olan, sürekli böyle çatışmalı bir evlilik içinde olan o kadar çok kişi var ki biraz da bunları konuşalım istedik. Ufak tefek sorunları konuşalım istedik. Şimdi aslında biraz boşanmadan hani boşanmaya doğru giden süreçten bahsetmek istedim ama Nuriye ablamızın sorusuyla başlayalım arzu ederseniz. Mesela diyelim ki mutfakta bir damak zevkine uymayan bazı yiyecekler var. Ve bunlar hani bizim mutfağa girmesin diyor eşlerden biri. Ama öbürü de inatla yapıyorsa ya da bu burada dursun derken işte durmuyorsa
Hani o karşılıklı hassas olunan şeylere riayet edilmiyorsa Nuriye ablamın tavsiyesi hani bir hassasiyet varsa ona saygı duymak gerekir. Peki karşılıklı olarak o mesele nasıl çözümlenmeli? Mutfakta çünkü çok yaşanıyor bir tür sorunlar. Evet. Ne dersiniz hocam? Şimdi boşanmalardan genellikle büyük problemlerin yani sorun olarak aldatma ya da şiddet gibi konulardan boşanmaların olduğunu ve biz biraz daha bu ufak tefek konuların da boşanmaya giden bir yolun kapısını açtığını söylediniz. Aslında büyük problemleri çözmek biraz daha kolay. Hani tespiti nettir o noktanın ve bir tarafta net bir durum vardır. Yani karşı tarafta işte aldatma varsa bir tarafın hatası net ortadadır. İşte şiddet varsa bir tarafın hatası net durum ortada yani belli. Ve oraya götüren nedenleri ayrı konuşabilir. Hani niye boş aldatmaya gitti veya niye şiddete gitti o ayrı bir mesele. O yüzden de büyük sorun dediğimiz noktalarda çözüm biraz daha zor gibi gözükse de biraz daha kolaya görebiliyoruz o noktada. Şimdi çağımızın evlilikle ilgili iki tane noktası var. Bir, bütün nesilde gördüğümüz, yeni nesilde gördüğümüz. Birinci noktamız şu, sizinle biz program yaptığımızda hep konuştuğumuz nokta şu. Hayatımızdaki durumları problem mi, sorun mu, durum mu diye iyi algılamamız lazım. Yani birinci konumuz bu. Yani evliliğin içindeki durumlar bir problem mi, sorun mu? Eğer biz evliliğin içindeki durumları sorun olarak algılarsak sorun aldatma bir sorundur, durum değildir. Ama mutfaktaki yemekle ilgili... İşte bir mantarı sevmemek ya da tuzun fazla olması, şekersiz bir çayın olması veya işte biraz daha sıcak yemek sevmek, o çorbayı sevmemek, içinde soğanın olup olmaması bunlar durumdur. O yüzden de durumları sorun haline niye getiririz? O ayrı bir nokta. O yüzden günümüzün evliliklerinde ikinci noktada bizim için hayatımızda evlilikleri evlilik olmaktan çıkarıp çatışmaya sokan nokta hayatımızdaki bizim ihtiyaç belirlememiz. Yani önceki dönemdeki ihtiyaçlarla şimdiki dönemdeki ihtiyaçlar farklılaştı. Ama bir çerçeve de çizeyim ben size. İhtiyaçlar farklılaşsa bile, olayları, durumları sorun olarak algılasak bile tek sıkıntımız şu. İnsanların bireysel olarak değer, ahlaki değerleri zayıfladığı için ahlaki değerlerin içinde saygı kavramı biraz daha arka plana atıldığı için ve hak kazanmayı, kendini değerli hissetmeyi, karşıdakinin hakkını ihlal etmek olarak algılandığı için kadın erkek ilişkilerinde erkeği biraz daha mücadele ederek erkeği yola getirmeyi evlilikteki bir başarı olarak algıladığımız için sorun ortaya çıktı. Şimdi sizin döneminizdekiyle benim dönemdeki aile profillerine baktığımızda farz edelim ki benim babam tuzsuz yemek yiyordu sağlıktan dolayı. Biz hep tuzsuz yedik. Evet. Bu bir problem değildi. Olması gerekendi bu noktada. Yani orada erkek tuzsuz diyor. Şimdi kadının annem düşün, hayır ben tuzlu yemek istiyorum dediğinde kadının buna ses çıkartmaması bir eziklik, bir orada kendini kötü hissetme, değersizlik durumu değildi. Tam tersi evi idare etmenin insanların ihtiyaçlarını belirlerken onlara saygı duymanın, değer vermenin bir ifadesiydi. Yani babama tuzsuz yemek yaptığımızda annemin hakkı ihlal edilmiyordu ya da çocukların hakkı ihlal edilmiyordu. Bu başka bir şekilde tuz ilave edilerek çözülüyordu. Şimdi eğer bir erkeğin talebi ya da bir kadının talebi, özellikle erkeklerin talebi, bir eşitlik kavramı gündeme geldiği için bunu erkeğin istediği bir şeyi gündeme getirmek veya onu yapmak bir orada bir mücadele alanı olarak oluştuğu için ne demek yani? Ne demek yani soğansız yemek? Ne demek yani bunu beğenmiyorsun? Ben akşama kadar çalıştım geldim bunu yaptım işte yani. Yani bunu da sorun olarak görme. Yani oradaki algı biraz değişti. Yani o zaman sorun... İşte soğandır, mantardır, değil. Şurada durmasıdır vesairedir. Hani ufak tefek dediğimiz şeyler değil. Sorun kişinin, eşlerin bir inatla ve kendi egolarıyla meseleye yaklaşmaları. Evet, yani orada bir çatışma var. Aslında soğan çatışmayı tetikleyen nokta oradaki. Ya da işte biber nokta diye bir evlilik terapisinde şöyle bir şey vardı. Hani pul biber yemiyor delikanlı. Hiçbir yemekte yemiyor pul biber. Ve mantıyı çok seviyor. Kızımız çok tatlı bir kızımız. Tanıyorum kendisini de. Sürekli sofraya yemeği getirdiğinde özellikle mantıyı da hep pul biberi kullanıyor. Şimdi
delikanlı bunu yiyor farz edelim. Yani farz edelim ki eşi bunu alıştırmaya çalıştı. Ama insanlar 20, 25 yaşına kadar, 30 yaşına kadar yani evlilik yaşına gelene kadar annelerimiz, bizler çocuklarımızın keyfine göre kız veya erkek fark etmiyor. İşte o peyniri sevmiyorsa yedirmiyoruz. Yumurtayı birisi katı seviyor, birisi biraz daha hani az haşlanmış seviyor. İşte birisi soğansız seviyor. Bunu yapıyoruz. Evlendiğinizde aslında evlilik bir uyumdur. Ortak alanla beraber yaşamadır. Birbirinin fikrine saygı duymaktır. Birbirine değer vermektir. Şimdi bir kadın veya erkek fark etmiyor ama yemeği yapan kadın olduğu için insan eşi için, sevgi için eve pul biber almaz. Ya şimdi düşün de o noktada. Diyor ki unutuyorum. Şimdi erkek de bunu unutmayı değersizlik olarak algılıyor. Yani aslında mesele, ben mesela demli çay seviyorum. Size her geldiğimde siz bana açık çay veriyorsanız beni sıfırlıyorsunuz demektir diye algılıyorum. Evet. Halbuki şöyle düşünmeliyim. Belki de siz benim bunu sevdiğimi bile bile o an düşünemeden yapmış olabilirsiniz. Veya size göre açık çay daha iyidir. Yani ya da siz bunu çok da önemsemiyor olabilirsiniz. Yani önemsemediğiniz ben değilim. Aslında normalde çay. Ama karşı taraftaki yansıması bambaşka. Tabii oldu. Ama buradaki nokta şu. Sizinle biz 24 saat beraber yaşıyorsak ve günde 20-30 tane konumuz varsa farklı alanlarda ve bu konularda ortak alanları oluşturma konusunda küçük küçük noktalar akşamleyin sofraya oturduğumuzda birdenbire bir konu üzerinde patlıyorsa aslında altta başka bir şeyler var. Yani şu var, iç savaşımız aslında dış savaşa dönüşmüş oluyor. Şimdi sofraya geldiniz. Yemeği hazırladınız siz. Bütün detaylar var, her şey var. Orada yemeğin tuzu olmadı veya biraz daha acı oldu. Şimdi erkeğin tepkisi, ya niye bu kadar tuzlu? Ya da niye buna bu kadar dokundun? Dediğinde niye bu kadar tepki var? Yani oradaki o tepki de doğru bir hareket değil. Yani orada ne var? Güven duymuyor. Kasıt var ki bana değer vermedi, bunu hazırladı. Özellikle böyle yaptı gibi. Ben önceden söylemiştim ona. Yani bunu yapmaması gerekiyordu. Yani aslında iki tane kişi, bir kadın bir erkek birbirlerinin içinde değer arıyorlar. Benim dediğimi yaptıysan bana değer verdin. Dediğimi yapmadıysan bana değersiz kıldın. Beni önemsediysen saygı duydun. Beni önemsemediysen saygı duymadın. Yani burada bir çatışmanın nedeni aslında ne yiyecek ne bir nokta. Sadece problem burada birbirimize duyacağımız saygı. Ama ben erkeğe saygı duymak istiyor muyum? Erkeği evimde önemsemeli miyim? Ya da ben bir erkek olarak kadına saygı duymak istiyor muyum? Onu nasıl değerlendirmeliyim? Yani evlendiğinizde aslında yanınızda da ahlakı götürüyorsunuz beraberinizde. Çok beraberinizde önemli. Aileden aldığınız kültürü götürüyorsunuz. Birbirinize verdiğiniz değeri götürüyorsunuz. Evlilikte bu tür küçük noktaları, durumları problem haline getiren bireylerin İş yerlerinde de problemleri vardır. Sosyal hayatlarında da problemleri vardır. O yüzden de problem küçük değil. Aslında problem büyüktür. Niye büyüktür? Kişi kendini aşamamıştır. Evlilikte beraber yaşamayla ilgili noktada karşıdakini dinlemiyordur. Kendi isteklerini ön plana çıkartıyordur. Şimdi düşünün, böyle bir profilden, yani sofrada yemeğin tadı bozuk veya tuzu fazla diye problem çıktığında ve bunu defalarca belki bir söylemiştir. Ama buna rağmen dikkat etmeyen bir hanımefendi varsa ne demektir? Hanımefendi inatla bildiği yolda ilerliyor. Diyor ki ben değişmeyeceğim. Sana göre bir hareket yapmayacağım. Sinyalini de veriyorum. Bak yine yemeğine bunu koyacağım. Delikanlı da beyefendi diyor ki sen bana değer vereceksin, değiştireceksin. Sofrada kavga. Niye onu koydun? Neden bunu yaptı? Şunu yaptı, bunu yaptı. Birbirleriyle çatışma. Ne oluyor? Olgunlaşmamış bireyler. Evet. O yüzden de evlilik aslında kişilerin olgunlaşma sürecindeki bir duraklarıdır. Yani ilkokul, ortaokul gibi, iş hayatı gibi bir duraklarıdır. Bu durakların içinde birbirleri yol alırken ya da otobüse binerken beraber aynı otobüse, orada orayı nasıl kullanmaları gerekiyor? Nasıl beraber hareket etmeleri gerekiyor? Bunu öğrenmeleri gerekiyor. Ama siz eğer saygı kavramını, paylaşmayı, karşıya değer vermeyi değil de birini ezmeyi, üstün görmeyi, birini yola getirmeyi, istediğiniz olmadığında öfkelenmeyi, bağırmayı, çağırmayı, devirmeyi, kızmayı, dövmeyi eğer hayatınızın temeline koymuşsanız
o zaman sizin bu noktada evliliği yürütme gibi şansınız yok. Yani o yüzden aslında küçük problemler, mesela elinize bir diken batar. Bu diken çok önemsemezsiniz, orada bir enfeksiyon oluşturur. Bu enfeksiyon o parmakla ilgili büyük, daha sonraki büyük problemleri oluşturabilir. Evet. Tam da merak ettiğim husus bu aslında hocam. Başta da söylediniz ya, yani daha büyük meselelerde hani boşanmaya gitme daha hızlı olabiliyor ya da çözümü de daha hızlı olabiliyor. İlginç bir nokta gerçekten. Hani bir şiddet meselesi daha kolay çözülebiliyor dediniz mesela bir uzman olarak, ya da bir aldatma meselesi hani bir terapiye danışana geldiğinde daha çabuk çözülebiliyor. Çünkü hani belli başı sonu, ama ufak tefek şeyler hani böyle daha yemekte de öyledir, Nuriye ablam da söyler. Yani büyük parçalı şeyler yapmak vardır. Bir de daha ince ince çalıştığımız mesela bir normal tepsi böreği yapmak vardır. Bir de küçücük küçücük börekler yapmak vardır. Daha uğraştırıcıdır yani. Onun gibi ufak tefek sorunlar da daha uğraştırıcı olabiliyor. Ve evliliğin boşanmayı götüren sebepler arasında yer alıyor diye düşünüyorum. Buradaki asıl, sizin bu konudaki tespitiniz nedir buradaki hocam? Buradaki asıl mesele de şu. İnsan hayatında bir şeye başladı. Onun ucunu açık bırakmaz ki. Evet. Yani ben evleniyorum ama boşanacağım diye bırakmaz ki. Neden? Doğru. Çünkü siz o hayata başladığınızda evlendiğiniz kişinin fiziksel yapısını görüyorsunuz. Ama sosyal yapısını, duygusal yapısını, zihinsel yapısını, beraber yaşam alanı içindeki o hayatın getirdiği 20-25 yıllık birikimleri, yani işte diş macunu nasıl sıktığını, elini yıkayıp yıkamadığını, dişini fırçalayıp fırçalamadığını, pijamalarını nereye koyduğunu ya da sofra düzenini, bunları bilmiyorsunuz. Yani arkada bir kültür var, bir dünya var. O yüzden evliliklerde önceden kendi bulunduğu alanın dışındakinden kız alıp kız vermezlermiş. Niye? Ortak alan fazla oluyor. Yani benim damak tadım benim kendi yöremdeki biriyle olduğunda o damak tadına uygun olduğu için o yemeğe daha alışkın oluyorum. Evet. Gördüğüm resimler daha kolay. Şimdi tabii evliliklerde farklı mekanlardan, farklı dünyalardan ve tanıma dediğimiz kavramı yanlış bir zeminden getirerek evlilik oluştuğu için ve bireyler birbirlerini tanıma dediği dönemlerde henüz olgunlaşmadığı için kendi iç dünyalarında o yaşanan süreç evliliğe geldiğinde sanki önce o hani var ya uzun süren evlilik öncesi dönemler, o biz birbirimizi tanıdık, sevdik, anladık deyip evliliğe geldiğinde birdenbire bir dağınıklıktan, başka bir noktadan problem çıktığında demek ki biz tanımamışız, tanışmamışız. Hadi bakalım herkes kendi yoluna. Burada aileyi yıkan asıl temel biziz. Anne babalar. Siz değilsiniz. Evet. Biziz. Niye? Kızım oldu ki, oğlum oldu ki bir problem olduğunda bak kapı açık, arkanda beni bulabilirsin. İş yerinde öyle mi diyoruz? Yani kızım iş yerinde bir problemin olduğunda işi bırak gel mi diyoruz? Ya da oğlum işte iş yerinde bir problem, onu bırak gel mi diyoruz o noktada? Yani çocuklarımızın hayatlarının içinde karşılaştıkları durumların problem ve sorun boyutlarını çözmeyi öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza. Niye bizler eski insanlar, düşünün ki gidecek hanımefendi sabah kalkacak, odunu kesecek ya da kömürden getirecek, sobayı yakacak, üzerine çayı koyacak, demleyecek, insanları kaldıracak. Kadının hatta bir de ekmek yapacak o arada. Ekmek yapacak. Şimdi buna dayanan bir kadınla bugün tabii, sabah yataktan uyanıp bütün imkanları sunulan bir kadının evlilikteki dayanma süresi aynı değil. Ama ahlak aynı. Fark etmez ki. Dil aynı. Şimdi içinizdeki boşalttığınız şey ne? Niye öfke boşaltıyorsunuz? Bir mücadele alanına giriyorsunuz o noktada. O yüzden de bizim belki de en büyük problemimiz burada. O ufak noktalarda döktüğümüz şeyleri oturup sormak lazım. Ya ben niye eşime durmadan pul biberi koyuyorum? Neyin savaşını veriyorum? Yani ne yapıyorum bunu? Ne hakkı bu? Yani erkeğe sürekli bunu yiyeceksin dediğimde ben bir kadın hakkını mı savunmuş oluyorum? Ya da ben hani bu noktada olmadığında, ya bu evlilik yürümeyecek dediğimde, boşandığımda kendime bir değer mi katıyorum bu noktada? Aslında bir noktada bir başarısızlık söz konusu. Evet. O yüzden de şimdi ne yapıyorsunuz? Restoranda çalışan bir hanımefendi gelen ya da beyefendi gelen her müşterinin isteğine göre hem menüyü hazırlamak zorunda hem servisi, hiçbir eksik bırakmıyor. Orada diyebilir miyim? Yani benim derdim bu, siz misiniz filan? Niye? Zeminde orada bir kazanma, bir başarı söz konusu. Evlilik bunun bin katı. Hayatınızın temeli, çocukların yetiştiği alan. O yüzden de sofrada tuz eksik değil mi? Bu erkek olarak oturduğunuzda diyebilir ki hani bu yemeğin tuzu eksik. Hanımefendi de unuttum dedi. Nasıl unutursun dediğinde
Olmaz yani. Ne olur? İnsan unutabilir, olabilir olayları. Erkeklerde de bu hoşgörünün, o yumuşaklığın, biraz daha erkeklik kavramının hani böyle öfkelenmek, kızmak, bağırmak olmadığını, kadının zaman zaman bu olayı 10 kere bile söylediğinizde dikkat etmediği için değil, kadın ayrıntılıdır. Belki 10 tane ayrıntıya dikkat ettiği için sizin ayrıntınızı es geçmiş olabilir. Ya da oturun düşünün, nerede kırıldı ki beni buradan cezalandırıyor? Ona da bir bakın. Böyle bir mekanizma da işliyor olabilir. Olmaz çünkü mı? Nasıl cezalandırırız kadın olarak? Birçok cezalarımız vardır bizim o noktada. Yani bir günümüzü unuttuğunda akşamleyin kapıyı açarız ama ondan sonraki 4-5 saati sıkıntı haline getirebiliriz. O yüzden de aslında evlilikte ev düzeni, sorumlulukları paylaşma noktasında değişen bir düzen ve dönemimiz var. Ama şimdi bunu eğer biz güç savaşına çevirirsek, kim güçlü? Kas gücü mü, akıl gücü mü güce çevirirsek evlilik yürümez. O yüzden de bizim buradaki noktamız şu. Farklı iki tane insan bir eve geliyor ve gece gündüz her haline şahit oluyor. Sevgi bunu götürmez. İsterseniz ölün aşkınızdan, eğer yemeğiniz kötüyse aşk biter. Doğru. Eğer yatağınızı rahat uyumamışsanız aşk biter. Aynı filmi izleyememişseniz aşk biter. O yüzden ilk önce dayatmaktan vazgeçin. Aynı filmi izlemek, aynı koltukta oturmak paylaşım değildir. Aynı masada oturduğunuzda, beraber bir yemeği yediğinizde o anda oluşabilecek sorunları tolere etmek, karşıdakinin hakkını daha çok önemsemek karşılıklı birbirinize, budur aslında beraber zaman geçirmek ve kalite. Onu düşünmektir. Biz kendimizi düşünmeye başladığımız için. Hani siz çözüm istiyorsunuz ya benden. Ben çözümü size veriyorum. Siz eşinizi düşüneceksiniz. Hadi bakalım. Evet, diğer gamlık dediğimiz mesele. Bu olmadan olmaz ki. Yani otobüse bindiniz, bir yer var, iki kişi var. Atladığınız an olmuyor. Yani oradaki kişinin yaşı, konumu, durumuna bakar önerirsiniz, olmazsa olur. Bunu kaybettiğimiz için bu sorunları yaşıyoruz. Yani ilk önce ben koşayım, kasada sıraya ben koşayım ya da işte bir alışverişte olacak ilk önce ben gideyim. Şimdi buradaki nokta, tekrar söyleyeyim, hani bir söz duymuştum çok hoşuma gidiyor. İbadet çok kıymetli, namaz 5 vakit ama ahlak 24 saat. O yüzden ilk önce evliliklerin içini boşaltmamızın nedeni bizim içimiz boşaldı. Evet. Yani birbirimize karşı saygılı, yoksa akşama kadar işte Ramazan geçti, birçok program yapıldı. Kendimizi yeniledik, ibadet, ibadet, ibadet. Ama davranışlarımıza yansımak dediğimiz nokta, onu düşünmek, onun hassasiyetlerine dikkat etmek değer duygusudur. Siz bana geldiniz, sizin sevdiğiniz bir şeyi ben sofraya koyduysam, siz düşünürsünüz ki ben hocamın gönlündeyim. Gönlümde olduğunu düşündüğünüz zaman sizin gönül kapılarınız sonsuz bana açılır o noktada. Ve hocam bu değer duygusu meselesi çok yıprandı bence günümüzde. Yani bununla ilgili de özellikle yeni nesil, siz sağ olun beni de yeni nesilden katıyorsunuz ama hani benden bir 10 yaş küçükleri artık düşündüğümde, yani böyle 20'li yaşlardaki kişilere, gençlerimize baktığımda bu değer meselesinin tamamen gösterisel bir yapıya dönüştüğünü, maddeye çok fazla atfedildiğini görebiliyoruz. Şimdi dediğiniz gibi ben mesela çayı şekersiz içerim. Bir kere görüştük sizinle, işte geldim misafirliğe, sizinle tanıştım. İkinci kere siz bana ya da ben size geldiğimde hani çayımı koymadıysanız çay kaşığı, ya siz şekersiz içiyordunuz sanıyorum çayınızı deyip getirdiğinizde ben mesela şöyle düşünürüm. Unutmamış. Yani benim bu hassasiyetimi unutmamış ve ona göre mesela değer duygusu hissederim. Ama şimdiki neslin değer duygusu işte bu bardağın her yerini pullarla donatmak, buradan balonlar uçurmak gibi böyle hani süslemeye, dış görünüşe ve gösteriye, böyle dışarıya yönelik hallere doğru gittiği için o evin içinde kimsenin görmediği, dolayısıyla gösteri yapamadıkları. Bence bu çok önemli bir nokta yani. Çünkü iki kişi evde baş başaysa ortada bir gösteri yoktur. O mahremdir yani. Orada bir gösteri olamadığı için, böyle bir şaşa yapılamadığı için işte orada çok ciddi sorunlar çıkıyor. Ve özellikle bu sosyal medya çiftleri dediğimiz, bunun üzerinden işte o sosyal medyadaki paylaşımlar üzerinden maddi bir takım gelirler de devşiren çiftlerimiz var ne yazık ki. Onların da arka planda çok çatışmalı ama o Instagram fotoğraflarında işte çok romantik halleriyle, o ciddi bir çelişkiyle bizim karşımızda olduklarını da biliyoruz, duyuyoruz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi buradaki asıl mesele, bütün bu sorduğunuz sorun içinden şunu çıkaralım.
niye böyle bir model var? Evet. Asıl mesele bu. Şimdi siz görüştüğünüz bir beyefendiyle, anneniz olayım ben, geldiniz bana söylediniz. Ben şöyle bir anne olabilirim. Şunlara şuna dikkat etti mi? Bunları bunları yaptı mı? Onları oldu mu dedim. Şimdi siz aklınızdaki düşünce yapısıyla benim deneyimlerimden faydalanıp bir anne olarak soruyorsunuz ya. Ben kendi hayatımda yaşayamadığım, evliliğimde çektiğim eziklik kendime göre. Kendimi yetersiz hissettiysem, eşimle ilgili problemlerim varsa, değersizlik hissettiysem sen benim için kuklasın. Seni elimde oynatabilirim. Kendimdeki doyurulmamış duyguları, hani vardı ya, çok önceden konuşulurdu bunlar. Yani anne baba işte kendi okuyamamış, meslek sahibi olmamış, çocuğum doktor ve mühendis olsun isterdi. Hani hep de derdi ki bunu işte çocukların yeterliliklerine ve özelliklerine göre değil de anne baba isteklerine göre çocukları meslek sahibi yapıyorlar derdik. Şimdi burada size ben doymamış duygularımı, kendimde bulamadıklarımı kızımda yaşayarak bir noktada doyuma ulaşacağım kızımla. O yüzden sizi yönlendirirken kızım sandalyeni çekti mi? Sana en lüks restorana götürdü mü? Çiçek getirdi, yaptım, mi? Çiçek getirdi mi? Hesabı nasıl ödedi? Bunları ödedi mi? Evet. Yani ben bunları sorarken benim evliliğimde aslında bana değer katan noktaları görmemezlikten gelip kendime göre sorun gibi gördüğüm şeylerde mutsuzluk yaşamışsam kızım mutsuz olmasın diye benim dışsal o gösterişsel noktaları kızıma mutluluk olarak sunduğumda kızım da bana siz de diyeceksiniz ki aa yok öyle bir şey olmadı o zaman bu çocuktan hiçbir şey çıkmaz diyor. Bana uzman olarak geldiniz diyorsunuz ki hocam böyle böyle biriyle görüştüm işte şu şu noktalar oldu. Ben şunu soruyorum beraber oturduğunuzda ileride nasıl bir mesleki hayatınız olacağını, eve ne kadar misafir alacağını, bayram programlarınızın nasıl olacağını, büyükleri ne kadar davet edeceğinizi, büyükleri ne kadar sıklıkla gideceğinizi, parayı ortak kullanıp kullanmayacağınızı, ibadet konunuzu, tatil planlarınızı konuştunuz mu diyorum size. Siz de diyorsunuz ki yok hocam öyle hiçbir şey olmadı. Şimdi ne oluyor burada? Ben evliliği soruyorum size. Öbürü de boya badanayı soruyor. Yani şimdi buradaki meselemiz şu. Anneler bizi yanlış değerlendirmesinler. Ama maalesef anne kızımın arabası olsun ben onunla gezeyim. Annem anne kızımın zengin bir eşi olsun ben onunla dolaşayım. Ya da işte erkek çocuksa gelinimin imkanları olsun ben onunla dolaşayım. Olaylarından yola çıkıldığı için sizlerin evliliklerin içlerini bizler boşalttık aslında bir nokta. Bir, tabii bir de şu var. Çağ dediğimiz zaman siyasi yapı, ekonomik yapı bunları da tetikledi. Ama hırsızlık hangi dönemde olursa olsun hukuken suç, din olarak haram, etik olarak ahlaksız bir davranıştır. Evet. Onun için ahlak kavramı dediğimiz çocuklarımızı yetiştirirken, şimdi bayramda siz bir meslek sahibi bir kızı mısınız, belli bir yerde olan birisi, hizmet etmediniz mi misafirlere? Etmez miyim? Tabii ki. Çayı mutfakta ilk önce kahvaltı sofrasında siz mi oturdunuz? Büyükler oturdu. Tabii. Şimdi ki. Ben bir belli. O ikisi çok başka alanlar çünkü. Ama işte şöyle düşünün. Evet. Ben oturamam dediğinizi düşünün. Böyle bir nesil. Farz edelim ki bayram sabahı kimin annesine gidilecek, nereye gidilecek bunlar niye sorun olabilir ki o noktada? Ya da hangi büyükler ziyaret edilecek, büyüklere gitmek niye sorun olabilir ki? Biz size aktaramadık, sizin suçunuz yok. Biz size aktaramadığımız için, siz de sosyal medyayı izlediğiniz için sosyal medyada görülen görüntüleri, o görünen resim mutluluk kaynağı olarak gözüktüğü için siz de mutluluğu oralarda buldunuz. Sizleri meslek sahibi yapmak için üniversitelere gönderdiğimizde şunu söyleyemedik sizlere. Yavrum üniversite okumaya gidiyorsun, orada erkekle beraber yaşamaya ya da bir kızla yaşamaya gitmiyorsun. O senin arkadaşın hepsi. Eş seçmeye gitmiyorsun yavrum orada. Okulunu bitirdikten sonra eş seçersin demedik o noktada çocuklarımıza. Tam tersine dendi ki 4 yıl bitmeden hani birini bul da gel. Bunu çok duyuyorum ne tabii, yazık ki. Evet. Düşünün ki üniversite seçme konusunda oturup anne baba olarak hem bir danışmanlık hizmeti alıp ya da büyüklerden destek alıp ya da anne baba olarak biz yol gösterirken evlilik seçimlerinde çocuklarımızın getirdiklerinin altına imza attık. Sonra gelen kızın hizmetini beğenmedik, usulünü beğenmedik. Çocuk diyor ki ben seçtim, ben getirdim, siz kimsiniz diyor. Şimdi böyle bir durumda sizin evliliğin içinde hangi değerleri görebilir? Sonra da şöyle bir haklar da verildi. Yani kadına kadın sonsuz hak. Niye kadına sonsuz hak o? Zaten kadın erkek ikisi de hak. Bir insanın hakkı vardır. O yüzden de kadın ve erkeğin hakkı diye bir durum yok ki. Herkes hak vardır. Yani trafikte kadına daha öncelik, erkeğe sonra diye bir hak yok ki. İşte kadına daha önce ya insan. Allah iki varlık yaratmış. İkisi de değerli. İkisinin de aynı hakları var. İkisi de insan ama nedir?
onların yeterlilikleri farklı olabilir o noktada. O yüzden de bizim burada kadını ön plana çıkartmamız, kadın statüsünü ön plana çıkartmamız çok da doğru bir hareket olmadı. O yüzden de kadınlar evlilikte anne olmayı ve eş olmayı arka plana attılar. Erkekler de kendi annelerinden gördükleri sistemi, ailelerinden gördükleri sistemi evlilikte görmediği için baktı ki evlilikte ya benim babam sofrada bir şey eksik olduğunda annem çok titiz davranıyordu. Hı hı. Ama benim eşim titiz davranmıyor. Hı hı. Erkek düşünmedi ki şu noktada ya biz de aynı beraber işten eve geliyoruz. Hı hı. Yani çalışma hayatı, iş hayatı benim eşimi de yoruyor. Kadın daha narin, daha da yoruluyor. Beraber mutfağa girelim, beraber bir şeyler yapalım. Evet. Erkek de bunu düşünemedi o noktada. Ya da bir plan yaparken beraber karar alalım. Bunu düşünemedik o noktada. O yüzden de sorun biber değil, sorun soğan evet. değil. Yoksa insan birbirinin hassasiyetlerine dikkat etme konusunda kendini zaten programlamıştır. Eve misafir geldiğin zaman neye dikkat edeceğimizi, büyüklerimize, küçüklerin nelerine dikkat edeceğimizi hepimiz biliyoruz aslında. Ama ben biliyorum ama seni o şekilde acıtabilirim. Canını o şekilde alabilirim. O şekilde seni terbiye edebilirim, yola getirebilirim. Yani aslında biber, aslında soğan, aslında tuz dildir. Hani eskiden tülbentlerin kenarındaki oyalar mesaj verirmiş. İşte bekar kız, genç kız da olsa bir kadın ya da işte bir dili varmış onun o noktada. Evet. Çiçeklerin de renklerinin de bir dili var. Burada mesaj veriyor. Hemen o mesajı almak lazım. Yani niye benim eşim acaba sürekli bana kızmama rağmen, rahatsız olduğumu bilmeme rağmen bunu getiriyor acaba? Evet. Niye? Yani meselenin hocam çok ciddi bir psikolojik, duygusal altyapısı var. Bence sosyolojik bir altyapısı çok. Var. Sosyal değişim sürecimizle çok ilintili olduğunu düşünüyorum. Günümüzde yaşadığımız evlilik sorunlarının. Yani orada açığa çıkıyor, güç orada patlıyor. Ama. Güç değildir. Yani evet. sizin para kazanmanız güç tamam. Yani para kazanmak size bir güç kattı mı? Öyle kabul edin. Ne güç katar size? Size ne kadar? Aynen. Alışverişinizi rahat yaparsınız. Evet. Hayatınızı kolaylaştırır. Ama siz para kazanıyorum, söz hakkım çıktı derseniz bu güç katmamıştır. Evet. Sizdeki zaafınızı açığa çıkarmıştır. Çok doğru. Öyle düşünün yani. Evlilikte de eğer siz kendi haklarınızı savunma adı altında erkekle mücadele ediyorsanız o zaman ne oluyor? Ya da erkek olarak kadınla mücadele ediyorsanız o zaman ne açığa çıkıyor bu noktada? Sizin gücünüz aslında zaaflarınızı açığa çıkarttığı için negatif bir nokta ortaya çıkıyor. Yani öksürük çıkıyor orada. Mide bulantısı çıkıyor, baş ağrısı çıkıyor o noktada. O yüzden de bu evet yapacak bir şey yok. Nesil biraz daha değerleri değiştirdi. Ben bir sosyal medyada sizin söylediğiniz gibi evli çiftlerin bazı görüntüleri vardı. Hani edep, edep, illa edep. Nedir edep? İnsanlar, resimlerimiz bizim, özelimizdir değil mi? Onları kendiniz paylaşırsınız o noktada. Ne oldu? Başkalarıyla paylaşmak, yediğinizi içtiğinizi bile söyleyemezsiniz o noktada. Bizim kültürümüzün, bizim ahlaki ve dini değerlerimizin şekilci kalması, neslin de şekilci olarak başka bir boyutta şekil bulmasına vesile oldu. O yüzden içi boşaldı. Hangi kız annesi, yavrum bayram sabahı ilk önce eşinin ailesine gideceksin. Oraya aitsin ilk önce. Niye? Ne demektir? Kendi evini önemsemek dediğin ilk önce burası, sonra diğer noktanın olması gerekiyor. Bu bizim kültürümüzdür. Kızlar hiç kıyameti kopar mısınlar? Evet. Bu haksızlık değildir. Niye? Bir denge var, bir düzen var. Ait olma duygusu. Orada büyüyeceksin, olgunlaşacaksın ki bu tarafa geleceksin. İlk önce olması gereken nokta bu. Ya da bir büyüğün evine gidilecek mi sabah? Kahvaltıya gidilecek mi fazla? Ziyaret yapılacak mı? Bunlar artık kalktı ve biz sizlerin bu yaptıklarınızı normal görmeye başladık. Evet. Arkada fısıltıyla konuştuk. Sonra sizdeki bu normal görüp ama içimizde sindiremediğimiz, fısıltı olarak arkadaşlarımıza etrafla konuştuğumuz, çok gündeme getirmediğimiz konular birden bir baktı ki yürüyen dağ olarak bizim evimize geliyor kızımızla, oğlumuzla beraber. O dağların altında hepimiz ezildik ve aile mefhumu, aile kavramı çökmeye başladı. O yüzden de bizim bayramlarda ya da işte özel günlerde alışveriş merkezlerinin dolu olması, evet. tatil yerlerinin dolu olması ne demek? Akraba hakkını ihlal ettik. 30 gün boyunca akraba hakkı, bayram, misafir, büyük hakkı konuşulmadı dedik, mı? Tabii. Evet. Ne oldu? Hayır, o zaman geri dönüp şunu sorgulamak lazım anne baba olarak. Ben kendi evladımı sorgularım, başka anne baba da kendi evladını sorgular. Onun için bizim çözüm olayımız
buradan başladı. Gelelim diğer kısma. Hı hı. Sizin dediğiniz noktaya göre. Farz edelim ki kızımız sofrayı düzenini kurmadı. Hı hı. Bu nedir? Yetiştiği ailenin resmidir. Doğru, evet. Yani ben kızımı öyle yetiştirmişim. Delikanlı da düzenli bir ortamda gelmiş. Şimdi iki tane model var. Ne yapalım? Kavga mı edelim? Delikanlı diyecek ki ha, ben bunu üniversitede beğendim, aşık oldum, gezdik, dolaştık 4 yıl. İşte sevgili olduk, isim flört yaptık, işte çıktık, biz karar verdik dedin ama şeyde restoranda kimse sofra düzenini görmedi senin o noktanda. Evet. Süslendiniz, geldiniz, beraber oturdunuz, 2 şarkı dinlediniz, video çektiniz, görüntüler yaptınız, gezdiniz, dolaştınız. Aileniz de dedi ki bir kızı getir tanıyayım dedi. Bir de yeni böyle bir şey çıkmış. Gidiyorsun kızı dışarıda tanıyorsun, öyle görüyorsun. Daha kızın annesi babasının haberi yok. Evet. O kızı tanıyorsun, ondan sonra onu ayrıca sen böyle bir şey falan, böyle bir olaylar var. Biliyor herkes bu noktayı. Bu geliyor daha üzerimize. Şimdi ne oldu? Delikanlı sofrayı gördü. Ya da sabahleyin baktı ki delikanlı eşi uyanmamış, sofra hazır değil. Delikanlı uyanıyordu, anne sofrayı hazırlıyordu. Restorandaki gibi, kafedeki gibi olmadı bu nokta. Şimdiki sofra ne? O ne sofra? Niye kahvaltısı falan başladık yani. Ha, şimdi malzemeye bakın. O zaman seçtiğin malzemeye göre bir plan uygulayacaksın. Oturacaksın, diyeceksin. Canım, bu da çözümsel yaklaşım oluyor herhalde. Abi. Çünkü başta bir hata yapılmış. Abi. Hani o hatalı adımlar da atılmamalıydı aslında ama hadi oldu diyelim. Hani ortada bir problemle karşılaşıldıysa o zaman onun çözümüne bakmak lazım. Abi. Ben böyle hayal etmemiştim. İşte ben bu kişiyle mi evlendim? Bu sorgulamaların da çokça olduğunu görebiliyoruz. Hatta şunu da çokça görüyoruz hocam. Mesela dediniz ya, üniversite hayatı boyunca bir flört yaşanmış. İşte 4 yıl görüşülmüş. Bir karar verilmiş, 4 ayda boşanılıyor. Yani bir ay bile. Bir ay bile sürmeyenler olabiliyor. Bir şu da nokta var. 4 ay evlilik yakın gibi yaşamışsınız. Düşünebiliyor musunuz? 4 yıl değil mi o süreç? 4 yıl tabii, 4 yıl evlilik gibi yaşamışsınız. Ailelerin haberi yok ya da var. Yani buradaki noktayı düşünebiliyor musunuz? Ne demektir bu? Yıpranmışsınız demektir. Evet. Okulu mu okuyacaksınız, evliliği mi yürüteceksiniz? Bu da ayrı bir nokta. Şimdi buradaki asıl konu şu. Geldiniz ya aynı mekan, aynı noktaya, duruma geldiniz. Şimdi burada geçmişte ne olduysa oldu. Burayı düzeltmemiz gerekiyor. Burayı bir sorun olarak kabul etmiyoruz. Ha, burası durum. Dün ben gelirken çok yağmur vardı trafikte. Şimdi bu bir yağmur sorun aslında. Ama benim karşılaştığım bir durum. Bunu soruna çevirmeden nasıl yol alabiliriz trafikte? Buna bakmak lazım. Ne yapacak? Diyecekler ki gel bakalım oturalım. Beklentim olmadı. Ne bekledin ki? Ha, niye bekliyorsun ki? Evlilik beklentileri karşılama mekanı değil ki. Üniversiteye gittiğiniz zaman neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz ama var onu her durumda olgunlaşarak mezun olmaya çalışıyorsunuz. Evlilik de sizin duygularınızın törpülendiği bir mekandır. Sabretmeyi, susmayı öğreniyorsunuz. Aslında istemiyorsunuz. Bir de şu var, 25 yaşında olgunlaşmak biraz daha zorlaşıyor. Doğru. Evet. Niye? Hani kimlik oturmuş oluyor o noktada. Bir de sizi olgunlaştıracak erkek oluyor ya da kadın oluyor. Ben bana ne beğenmedi? Sen beğenme canım. Ben seni beğendirmek için bir derdim yok. Hadi güle güle o zaman. Beni beğenen biri var. Şimdi ne oluyor burada? İş hayatı, bütün hayat aslında bizim yolculuğumuzdaki bizim olgunluğumuzdur. Zihinsel olgunluk, duygusal olgunluk. Sosyal olgunluk, her türlü fiziksel olgunluk. Yani yaşın 30, 40, 50, 60'a gelmesinin hiçbir anlamı yok. Bu olgunluktur. Büyümenin bir anlamı yok. Olgunlaşmak başka bir kavram. Tabii. Yani. Şimdi delikanlı sabahleyin kalkacak, kahvaltıyı hazırlayacak. Eşini uyandıracak, kahvaltıyı yapacak. Oturacak, sonra kahvaltı yaptıktan sonra kenara çekilecek. Diyecek ki canım benim, ben annemde hep kahvaltı hazır gördüm. Biz şu kadar süredir birbirimizi tanıyoruz. Hiç böyle bir konunun olmayacağını düşünmemiştim. Ama ben sabah uyanınca kahvaltı hazır olsun isterim. Evet. Ben bugün sana bunu hazırladım. Ama şöyle yapalım. Sen bu saatte uyan, beraber kalkalım. Ben çayı koyayım, sen bunu hazırla, sen bunu hazırla gibi. Şimdi burada beceri erkekte zayıftır. Kadında daha güçlüdür. Ama eğer kadın o beceriyi çocukluktan itibaren almamışsa, tertip, düzen, yemek her neyse almamışsa çabuk gelişemez öyle. Yani öyle bir erkek gibi o yetersizlik açığa çıkabilir o konuda. O yüzden de erkek, kız evet söz verdim dedi, sabah uyanamadı.
Henüz olgunlaşmadı bu noktada. Şimdi farz edin ki ben onlarla yaşıyor olsam, kayınvalide olsam ya da hani anne olsam ne yaparım? Sabah kahvaltıyı hazırlar, onları kaldırırım. Onların evliliği uyumlu kolaylaştırırım, böyle düşünün. Evet. O zaman ne olur? Ama şöyle de kayınvalide olabilirim. Niye kalkıp da hazırlamadı diyen de biri de olabilirim bu noktada. Sitem yapabilirim. Belki orada o sitemimle oradakini farklı bir boyutta olgunlaştırabilirim. O da kayınvalidenin olgunluğu meselesi. Onun olgunluğu tabii olur o noktada. O yüzden de burada evlendiğinizde bunun kapısı açık olmaz. Gece kapınızı kilitliyorsunuz. Doğru. Ne demektir? Boşanma olmaz. Boşanma diye bir kavram yok. Şiddet diye bir kavram yok. Birbirinize hükmetme diye bir kavram yok. Beklentileriniz olmadığında kendinize çukur atıyorsanız aklınız yok demektir. Ben bir erkekten ya da kadından beklentilerimi doyurması için mi evlendim? Ben buraya geldiğimde ne alıp ne vereceğimi biliyorum. Eksikleri ben tamamlamaya çalışırım. Evet. Ben size ilginç bir şey söyleyeyim. Öyle bir döneme gelmişiz ki burada siz bir bardak gördünüz. Sizin göreviniz değil. Bunu giderken gidiyorum götüreyim dersiniz. Bu bir akıllılıktır, beceriktir, işe yarama duygusudur. Bunu kim götürecek? Hani Nasrettin Hoca misali hırsız kim konuşacak diye hırsız evi götürüyor sesini çıkarmıyor misali var ya. Şimdi burada bunu ben götürdüm. Özür dilerim. Ya ben akılsız mıyım? Hani onun daha bir ağır tabiri var. Ben bilmem ne miyim ki ben bunu götüreyim diye. Bunu bir kullanılmak. Evet. Nedir yani herkes o? Ne münasebet makamında. Ama niye bu? Ne münasebet ben yapayım? Kişi eğer olgunlaşma süreci içinde bazı tuğlalar yerine oturmamışsa, psikolojik anlamda değersizlik söz konusuysa, dün yeğenim diyor ki işte bir yer gösteriyor bana, diyor ki ben burada annem bana işte başkalarının yanında giysimi değiştirmişti. Kaç yaşındaydın diyorum, 7 yaşında. Ha, 7 yaşında çocuğun giysisi değişirken bile utanma duygusu açığa çıkmış. Bak iz kalmış çocukta. Yani negatif iz kalmamış ama hatırlıyor o noktayı. Evet. Demek ki içimizde bizim kendimizde olan yetersizliklerimiz var. Aslında aynı evde benim her söylediğim şey benim eksikliğim. Doğru. Bu bakış açısına aslında sahip olmak böyle lazım. Çözmek lazım. Bunu aileler oturup ben kızım geldi bana eşim anlattı bana. Yavrum o senin eşin, neden bana şikayet ediyorsun? Ne kadar ayıp. Keşke öyle olsa. Olmalı. Hocam, bununla ilgili sorularımız da var. Arzu ederseniz bir virgül atalım. Tamam. İsrafsız sofralar bölümümüze gidelim. Hem güzel bir salata tarifimiz var, onu alalım. Hem de Nuriye ablamızın da yorumları, soruları var galiba konumuzla ilgili. Evet. Kendisini dinleyelim. Dönüşte de süremiz el verdiğince devam biraz edelim. Biraz farklı bakıyoruz. Herhalde. Evet hocam. Peki farklı, hadi başlayalım hemen salatamızı yapmaya. Evet, israfsız sofralar bölümümüze geldik. Nuri ablamız da fırının yanında bohça böreğimizi çıkartıyor gördüğünüz gibi. Üstü de nar gibi kızarmış. Öyle çok yani. Güzel bir börek oldu. Ellerine sağlık ablacığım, mis gibi de kokuyor. Gayet güzel oldu. Çok güzel oldu. Gerçekten bereketli de oldu. Yani yufka sayısına göre sayısı da gayet fazla güzel çıkıyor. Oluyor. Çok bereketli. Çok da lezzetli. Çok da lezzetli. Tavuğuyla, mantarıyla, biberiyle çok güzel bir börek oldu. Ellerine ben sağlık diyorum. Şöyle bir 4 tane koyayım servisimizde oraya. Yapabiliriz böyle. Sıcak sıcak tabii ikram edilmesi. Şöyle üzerine bir çok daha güzel olur. Aynen öyle. Evet, sıcak oldukça da. Şöyle koyayım ve birini de şu şekilde koyayım. Evet. Servisimizi bu şekilde yapmış olduk. Ellerine sağlık. Şimdi ikinci tarifimiz güzel bir salata tarifi. Şimdi rengarenk bir salata. Adı ne ablacığım? Neden rengarenk? Rengarenk salata diyebiliriz. Alışveriş merkezlerinde veya hani yakın bir bakkalda da olabilir mutlaka. Çok değişik makarnalar çıktı Ayşe. Bilmiyorum hani farkında mısınız? Böyle üç renkli, domatesli, kalp şeklinde, kepekli. Şekilleri de renkleri de kepekli. Farklı olan. Ben üç renkli bir makarna keşfettim. Çok güzel. Tavsiye ediyorum ve makarna ıspanaklı, domatesli, sade olarak geçiyor. Üç renkli burgu makarna. Bunu haşladım güzelce. Şöyle bir soğuk sudan geçirdim ve bunun içine bolca mısır. Yani aslında ana malzeme mısır. Sonra işte nane, dereotu, taze soğan, salatalık turşusu doğradım. Zeytin ve biraz de görüyorum. Biraz da yeşil, içi kırmızı biberli zeytin vardı. Onu da doğradım Ayşe. Ve şöyle nar ekşisini
bir çay bardağı kadar veya işte küçük bir çay bardağı kadar, yarım su bardağı kadar diyelim. Şöyle bir zeytinyağı Ayşe. Hı hı. Daha sonra tuzunu. Bu kadar kolay ve pratik, bol renkli. Evet. Hani biraz al biber de yakışır, yeşil biber de yakışır, sarı biber de yakışır diyenleri duyar gibiyim ama boyuyor. Hı. Mesela kırmızı biber diğer malzemeleri rengini hemen boyar, değiştirebiliyor. Ha, o yüzden böyle sade, bir de ben diyorum ya her zaman çok karıştırmayalım mümkünse. Hani 5 malzemeye geçmesin genelde tavsiyem. Şöyle limonu da sıkıyorum. Hı hı. İçine, vazgeçilmezi bu. Daha sonra iyice karıştıracağım. Hı hı. Ondan sonra da afiyetle yenecek. Evet, zaten yaz mevsiminde daha böyle zeytinyağlılar, salatalar daha güzel gidiyor öğünlerde. Evet. O sıcakta evet, çok ağır yemekler de yenmiyor aslına bakarsanız. Aynen, bu da evet, tam bir yaz öğünü olacak, güzel bir salata. Şimdi biz bunu şöyle karıştıralım. Hepsini birlikte. 3 renkli. Ha, bulamazlarsa normal makarna da olur Ayşe. Tabii aynen öyle yani, o zaman da yoğurtsuz makarna salatası. Yani mayonezsiz sadece bir makarnayı sanki böyle hani ne derler, yeşillenmiş bir salata gibi böyle. Salata, salata ama hani makarnayı böyle sade değil de bu şekilde yemek daha güzel olur diye düşünüyorum. Ve servisimizi şöyle Ayşe alacağız. Şöyle dediğimiz ortaya gibi yine bereketli, çokça misafiri evet, ağırlayabileceğiniz ya da kendinize bir yaz öğünü olarak da hazırlayabileceğiniz. Evet. Çocukların bence çok seveceği çünkü aynen, işin içine makarna girince o daha bir de renkli olunca geliyor, onların renkli daha hoşuna gideceğini tahmin ediyorum yani. Aynen öyle. İç malzemelerini de bu şekilde çocuklara evet, besleyici olarak yedirebilmiş olursunuz. Evet. Güzel bir alternatif sunmuş olduk. Ablacığım evet, süslememizi de yapalım. Şöyle bari servisimizi alalım. Bu arada evet, sorunu da alayım. Şimdi çok güzel noktalara değindi Özgül evet, hocam. Biraz önce hani dedik ya, önce bir 4 yıl hani bir anlaşılıyor. Sonradan işte 4 ayda boşanılıyor. Bu biraz geçim sıkıntısı olur mu? İlk sorun bu olacak. Hani normalde ev durumu yok. Bir alışveriş olayı yok. Veya işte bir evde bir paylaşım yok. Hani bu ayrılma sebebi olabilir mi? Hani aynı evi paylaşmak, hani hmm, geçim sıkıntısı, maddi, manevi, her şey artık birlikte. Bu bir. İkincisi bir de bir sorum daha olacak. Bazı eşlere böyle hanımlar aynı evde yaşıyor ki 40 yıllık sessiz hanımlar var. Böyle hani ses çıkaramayan, hani gidecek yeri yok. Hmm. Öyle bir durum yok. Ama böyle eşin yanına desturla yaklaşan, bir şeyi böyle izin alırken hani acaba hangi zamanını kollayayım, ne yapsam da acaba hani eşimin razılığını alayım ama yine de işe yaramıyor. Bir bakıyorsunuz işte masa bile ters dönmüş falan. Evet, öfke ki kontrol bozukluğu olan bir iş. Ben çok hani dertleştiğim böyle kişiler var. Nasıl bir zaman kullanabilir? Psikoloğa gitmiyor, hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey yapılmıyor. Güzel bir soru evet. Ne kesinlikle olacak? Önemli yani, bir nokta. Çok teşekkür ediyoruz güzel ablacığım. Bir. Ellerine sağlık, çocuklar diline de sağlık. Çocuklar bile araya konulabiliyor bu durumda. Ve çocukların bile psikolojisi bozuluyor. Özellikle para konusunda. Anlatabiliyor muyum? Yani para istiyor, para verilmiyor, kadın çalışmıyor yani vesaire. Yani biraz olacak daha böyle aynen, zorluklar içerisinde aynen, o aile içinde izlenen yani kadınlar için. O konumu nasıl yakalayacağız? Yakalayabilir evet, o kişi. Peki. Aha. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür hemen ederim, danışıyoruz tamam, hocamıza. Tamam. Ellerine kolay sağlık gelsin ablacığım. Ayşe. Hemen devam edelim sohbetimize. Buyurun. Evet, israfsız sofralar bölümümüzde ikinci tarifimizi de yaptık. Servislerimizi açtık. Aynı zamanda da Nuriye ablamızın hayat gözlemlerinden, tecrübelerinden iki güzel soru almış olduk. Hemen size dönüyorum hocam. Ne dersiniz? İki önemli nokta. Birincisi geçim sıkıntısı da işin içine gelince birazcık o uzun yıllar flört etmiş ama aynı evin içine girince anlaşamayan çiftlerin bir sebebi de bu olabilir mi dedi. İkinci sorusunda da gerçekten güzel bir tespit. Böyle desturla hareket eden, cidden öfke kontrol bozukluğu yaşayan bir eşe sahip ve hani böyle acaba neye kızacak diye sürekli diken üstünde olan hanımefendiler de var. Beyefendiler de olabilir tabii ki, bu iki taraflı yaşanabilecek bir problem. Bu tür aile yapıları içine ne tavsiye edersiniz? Şimdi evlilikteki problemler bireyin, kişinin
kendi artı ve eksilerinin eve yansıması ve aynı hayatı beraber yaşaması. Şey, dediğimiz gibi yani hiçbir hayatın hiçbir döneminde bütün gelişim özelliklerinizi 24 saat sunduğunuz bir ortam olmuyor. Yani ne okul hayatında ne iş hayatında yani belli zaman dilimlerini ve bazı ortak noktaları paylaşıyorsunuz. Ama evlilik öyle değil. Yani evlilikte 20-25 yıllık, 30 yıllık aktarımlarla beraber arkadaki bir aile kültürü, sonra geleceğe yönelik nesiller için çocuk yetiştirme ortamı, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri, yani çok büyük bir dünyaya açılan bir kapı aslında evlilik. Yani küçücük bir dünya gibi gözüküyor ama arkanıza büyük bir dünyayı getiriyorsunuz, sonra yeni bir kapı açılıyor size, geniş bir aile modeline geliyorsunuz. O yüzden de o evlilik öncesi yaşadığınız her dönemde yaşadığınız nokta aslında evlilik taklidi de değil, aslında bir staj da değil, aslında bir tanıma da değil. Tanıma dediğiniz nokta eşit şartlarda ve sorumluluğu tam yüklendiğinizde olur o noktada. Orada bir staj noktası ya da tanıma süreci olmadığı için evlendiğindeki kişinin evlilik sorumluluğu diye birbirinden karşıdan beklediği o aslında sorumluluk, yani yük değil o. Yani evet, kadın ve erkek ne istiyorsanız, nedir beklenen, ortak yaşam alanında üstünüze düşen görevler nelerdir? Ya da üstünüze düşen görev olmasa bile neyi beraber yapmalısınız? Veya hangi noktayı daha çok birbirinize destek olarak götürmelisiniz? Bunları gerçek o flört döneminde yapmadıkları için, niye? Bireysel yaşadıkları için zannediyorlar ki evlilik böyle olacak. Çünkü onlar kendi anne babalarına benzemeyecekler. Öyle düşünüyorlar. Anne babalarının evliliklerini eksik, hatalı veya döneme has bir evlilik olarak görüyorlar. Biz çok daha sağlıklı bir evlilik yaşayacağız. Biz kendimiz tanıdık, karar verdik diyorlar. Bu sefer geldiklerinde o evliliğin içindeki dünyayı taşıyamadıkları için boşanmaya gidiyorlar. Yani aslında sorumluluklarını yerine getiremiyorlar. Yetersizlik açığa çıkıyor. Mutfağa göre biraz önce Nuriyem şunu yaptı. Tuz öyle döktü filan. Ölçümü yok yani. Evet. Yok. Göz kararı anneydi. Dediğim. Anne. Aynen. Anne yani. Şimdi mutfağa girdi, neyin ne olduğunu bilmiyor. Yani okumuş çünkü. Okurken de hani hep okul sınav kazanayım derken anneler kızı sadece normal mesleki olarak yetiştiriyorlar. Yani bir kadının mutfağı bilmesi ya da temizliği bilmesi bunlar iyi bir şey değilmiş gibi ortaya konuyor. Bu bir yeterliliktir, bir beceridir. Erkek için de kadın, ama kadın daha çok bu konuda yeterli ve beceriklidir bu sorumluluk anlamda. Çocuğunu mecbur o yedirecek, çocuğunun yemeğini mecbur o pişirecek. Çocuğunu mecbur o eğitim noktasını diye sorumluluklarını daha çok kadın alacak. O yüzden de evlendi geldi, yok hiçbir şey. Ne oluyor bu sefer? O 4 yıllık o sevgi, muhabbet dediği şey her neyse. Orada hani dış dünyanın içinde sizin söylediğiniz gibi, hani böyle milletlerin gözünün önünde işte mumlar yandı, ışıklar yandı, balonlar yapıldı filan yapıldı. İşte evlilik teklifleri yapıldı filan. Bir de işin ilginci, benim bunu aklım bu mesleki yeterlilikle de almıyor. Başka akılda taşıyamıyorum ben. Hani böyle bir de dışarıda kapatıp da işte şunlarla buna evlilik teklif ediyor. Anne babalar da ona eşlik ediyor ya. Yani evet, burada düşünmüyorlar. Niye evliliği böyle teklif ediliyor? Evlilik dediğin ailelerin, büyüklerin gelip istendiği, bu düzenin kurulduğu, ha farklı bir yapı varsa o başka bir şey. Biz zaten farklı bir yapıyla olan noktalardaki durumdaki sorunlar da boşanmayla olur ya da götürüle o ayrı bir şey. Biz daha çok Türkiye standartı için, evet, o geleneksel kültür içinden konuşuyoruz, biz bu yani noktalarda. Evet. O yüzden de ev derdi yok, para derdi yok, yemek pişirme derdi yok. Aileler bütün emeklerini biriktirdiler, çocuklarını en iyi eve aldılar, düğünleri yaptılar, bütün teknolojik araçları kurdular. E ne yapıyor? Düşünecek başka bir şey yok. Bu sefer ne oluyor? Keyfiyetim bozuldu, rahatım bozuldu. Ya da ben bir şey, hakkım değil bana onu düşünmek, senin görevin onu düşünmek derken çatışma başlıyor. E zaten ne olacak ki? Kızım senin paran var, ayrıl gel, sorun değil yani. Oğlum zaten hani bir kadını taşımakla ilgili bir yükümlülüğün yok deyip evliliği bitiriyor. Şimdi bu aslında yine bizim hatamız. Yani oradaki gençlere bir yeter, başarısızlıktır bu. Başaramadığın bir şeyi. İnsan olarak en önemli noktayı götüremedin. Aile olmayı başaramadın. O yüzden de buradaki ikinci noktaya geldiğimizdeki durum ne? O insanlar, bir problem var ya evde. İşte ben ekonomik anlamda güçsüz olduğum için buna katlanmalıyım diye bir aciz bir yapı. Evet. Yani çekmeliyim, ne yapayım, çekeceğim, gidecek hiçbir yerim yok. Bu model de kendini
aciz olarak kabullenme modeli de erkeği üstün görüp kendini altında ezme. Veya kadın da oluyor bu. Obsesif bir kadın oluyor. Girmeyeceksin diyor, kapının orada çıkartacaksın ayakkabı, terliklerini değişeceksin, üstünü orada değişeceksin. Ben hani eve gidecek bir yeri, parası var erkeğin ama diyor ki ne yapayım, başka çarem yok, kabulleneyim dediğinde karşıdaki resme mikrobik bir duruma güç veriyor. Bu sefer ne oluyor? Karşıdaki kişi kendini haklı görüyor ve bu taraftaki de kendini bu dünyanın içinde bir nefes alma boyutunda değerlendiriyor. Yani kabullenme yanlış. Hı hı. Baştan böyle kabullendiği için kendinde de aslında etrafa bir savunma mekanizması kullanıyor. Ne yapayım? Deli bir adamla beraberim. İşte huysuz. Ne yapayım? Çekiyorum diyor. Hiç düşünmüyor ki. Çekmek dediğim şey ne? Acizlik niye? Niye ben bunu çözmüyorum? Hı hı. Yani sabırla tahammül arasındaki farkı da çok demiyoruz. Bunu çözebilirsin. Yani huysuz bir adam, farz edelim ki eşin dağınıklığa bağırıyor. Hiç düşünmüyor ki. Ya bağırdı adam diyor. Niye bağırdı? Tamam, orayı bir toparla. Yani bu çekme bu sonucu. Hı hı. Bunu yap. Yani farz edeyim ki ben sizin amirinizim. Bir işle ilgili bir şey nokta oldu, bağırıyor. Ne düşünüyorsun? Tamam, beni deli kabul et de. Ama yani ne istiyordu bu adam? Yani bir düşün, bir aklet ve orayı çöz o noktada. Hani öğretmen kızdı, çocuk ödevini unutmuş diye. Tamam, öğretmen kızdı da. Ya o yanlış. Sen niye ödevini unutuyorsun? Yani burada yine sorumluluk bilinci. O yüzden de bu konumda olan çok insan var. Ama şu var tabii, alkol alan var. Tabii. Yani yanlış alışkanlıklar var. İşte başka bir kadınla beraber olma, bir sürü sıkıntılar var. Ciddi burada, bir psikolojik, işte öfke kontrol bozukluğu tabii. Farklı psikolojik patolojik haller olabiliyor. Buradaki durumlarda şiddete uğramamak için karşıdakinin profilini kabul ettin. Hani nasıl kabul? O kabul ettiğin modelden zarar görmeyecek şekilde kendini korumalısın. O kabul ettiğin profilden sürekli zarar görüp o zararı çekmek doğru değil. Yani geldi, ilk kapıyı açtığında sarhoş geldi, vuruyor sana. Kapıyı açtığın anda hemen terk et evi, git başka bir yere, kapadı kapat yani, farz edelim o noktada. Yani çözümü, eğer orayı ayrılık anlamında değer yapamıyorsan, ki ayrılık da doğru mu o da ayrı bir mesele, orayı bilemem. Hani konuyu bilmiyoruz, genel bir soru. Orada kendini zarar görmeden koru. Yani şöyle düşünelim, çok kuvvetli bir yağmur var. Sığınacak bir yerin yok, şemsiyen de yok. Ne yaparsın en nihayetinde? En bizde hani dalda denen en küçük bir alandan bile gidip orada korunursun yani orada. Ne yapayım, hiçbir yer yok değil. Aklına gör, bak, çözüm üret. Bizde çözüm üretme konusu şöyle sıkıntı. Bir psikoloji de olabiliyor hocam bu tür yapılarda. Tabii ki ayırıyoruz yani, hani psikolojik patolojik bir o hal varsa, tabii. İşte bir sorun varsa, bir madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı ayrı, bir varsa o ayrı. Ama hani sürekli çatışmalı ve kadının ezildiği, kadının bunu kabul ettiği, bunu bir sabır olarak aslında atfettiği ve bundan da değer bir takdir beklediği, yani saçımı süpürge ettim. Hani ben bu adama işte 30 senedir çekiyorum ya da idare ediyorum gibi, bunun üzerine yani o çektiği, çözmediği, çektiği de, hal üzerinden bir değer çok, bekleme de var. Çok önemli bir, burada da şu var aslında, karşıdakinin reddetme konusunu ve karşıdaki kişiyi kontrol etmeyi başaramadığı için yanlışındı. Yani farz edip geçişinde huysuzluk var. Bu noktayı hani sizin söylediğiniz gibi topluma kendini lanse ederek, yani aslında ben bir deliği çekiyorum diye bir model olarak. Yani şöyle bir karşılık bekliyor. Ne kadın ama işte tabii, şu kadar yıldır tabii, idare ediyor. O da bir kontrol mekanizması. Hı. Aslında o da bir yönetim mekanizması. Hı. Halbuki ömür orada geçiyor. İnsan ömrünü bu şekilde yapmak yerine ne olur? Hassasiyetlere dikkat eder. Buradaki asıl mesele şu. Bizim hayatımızda farkındalıklarımız ne kadar yüksek olursa, ve bu farkındalıklarımız, farkındalık demek pozitif anlamda olan, ne kadar yüksek olursa ve biz yaptığımız her işte kendi potansiyelimizi kattığımızda ne kadar çok fazla bir başarı kaydedersek diye bakarsak hayata, hani beklentiyi sizden beklemek değil de ben buna ne kadar çok katkım olur diye bakarsak, bunu yaparken de karşıdakinin sizi kullanması dediğimiz alana eğer onu da ayırt edersek aslında evlilik çok rahat yürür. Ne demek istiyorum? Daha bir örnek de vereyim. Yani farz edelim ki ben yani bütün evin işini, her şeyi yapabilirim. Biz akşam işten geldim, yorgunum ama sofrayı hazırlamak benim için çok az bir süre alıyor. Hemen toparlayabilirim. Ama ben bir beklenti içindeysem, yani bunu
kendim yapmakla beraber eşimden destek istiyorsam, çocuklarımdan destek istiyorsam, onlar bana destek vermediğinde kendim iç dünyamda buna kızgın ve üzüntü hissediyorsam, bu bende değersizlik duygusu oluşturuyorsa, o işe harcayacağım performans süre, farz edelim ki 10 dakika 11'im. Ben kendime kızgınlık için, kendimi programladığımda öfke için harcayacağım 100 birim. Evet. Bu sefer ne oluyor? Bendeki bu kızgınlık, öfke hem sorunu çözmeyi engelliyor hem de kendimdeki o değersizlik duygusu beni derine götürüyor. Bunu kim yapar? Sorun çözme konusunda çok yeterli olmayan yapar. O yüzden sorun çözme konusunda şöyle bakmak lazım evlilikte. Durum ne? Burada nasıl olabilir? Yani nasıl çıkabilirim bu noktada? Evet. Farz edeyim ki hanımefendi eşinin babasıyla ilgili beyefendi işte her zaman eve uğramak istiyor. Şimdi şikayet edelim. Ya benim bir eşim babası var her gün bana uğramak istiyor, sakın ediyor. Şimdi bunu değiştiremezsiniz. İşte sen söyle babana gelmesin falan bunu olsun. Şimdi bir kadın da bir erkek de kalkıp da 30 yaşında anne babasına sen eve gelme ya da gelme biz size diyemez ki bu noktada. O yüzden buradaki durumu ben kadının ben güçlüyüm benim sözüm dinlenecek ya da ben erkeğim benim böyle bir şey yok. Söz dinlemek, sözünün geçerli olması, döverek de söz dinletirsin. Hakaret ederek bu söz dinleme değildir ki. Nedir burada? Senin oradaki edepsizliğinin karşılığında karşıdaki kişi kendini zarardan korumak için sessiz kalmış demektir. Orada nedir? O her akşam gelene bir lütuf bilmek, o insanı memnun etmek. Hayatın içine onu da dahil etmek. Ne olabilir ki bir tabak daha fazla konsa ya da bir bardak çay daha fazla versek? Eğer çok sıkıntın olduğunda hani çok yorgunum hani kusura bakmayın deyip izin isteyip gitmek. Yani benim dilimde saygı olmalı. Kadın erkeği yok bunun. Yani saygıyı kadın ve erkek için ayırabiliyor muyuz? Ama davranışları ayırabiliyoruz. Yani erkeğin saygılı davranışlarıyla kadının saygılı davranışlarını ayırabiliyoruz. Ya da hoşgörü kavramını ayırabiliyor muyuz? Ama kadının gösterdiği hoşgörüyle erkeğin gösterdiği hoşgörü konuları ve davranışları farklı olabiliyor bu noktada. O yüzden de bizim aslında bu konularda çocuk yetiştirme konusunda başlayıp evlenecek kızımızı karşımıza alıp otur bakalım yavrum benim anne ve baba olarak. Hani burada işte hani gelinlikle giriyorsun kefenle çıkacaksın ya da böyle bir noktadan ziyade yavrum. Şöyle bir iş hayatın olacak, böyle bir dünyadan geldin. Karşındaki insan senin yaşında, o da dünyayı senin gibi tanımayan biri. Problemler olduğunuzda ilk önce bir sakin olun, dinleyin. Biri çok bağırdıysa sus. Bu eziklik değil, akıllılıktır. Evet. Şimdi dışarıda araba kullanırken çok yaşıyoruz ya, birisi trafikte önüne çıkıyor, bilmem ne yapıyor. Şimdi bir gördün ki aklını kaybetmiş. Sen de aklını kaybederek gidiyorsan iki tane akılsız var. İşin içinden çıkamayız. Yani birinin aklını kaybettiği yani bir akıllı lazım. Olması lazım. Peki. Hocam şimdi süremiz de azalıyor. Az bir vaktimiz kaldı. 7-8 dakika gibi. Sorularımız da var. Biraz o soru örnekleri üzerinden isterseniz açalım. Ayşegül Hanım'ın sorusunu hemen paylaşalım. Demiş ki 6 senelik evliyim. Eşim evde oturmayı çok sevmiyor. Evde oturmak yerine arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyor. Bizle de gezer gezdirir ama bu arkadaş konusu yüzünden çok kavga ediyoruz. Çok sık görüşüyor arkadaşlarıyla. Benim ailem de konuşuyor ama karışmaları da beni sinirlendiriyor. Yani büyük bir ihtimal ailesi de işte senin eşin çok geziyor vesaire gibi konuşuyor olabilirler. Lütfen yardımcı olun, yoruldum artık demiş. Ama burada anladığımız soru Ayşegül Hanım eşi arkadaşlarıyla gezerken Ayşegül Hanım'ı da dahil ediyor mu, yalnız mı geziyor? Büyük ihtimalle yalnız geziyor beyefendi. Öyle, öyle anladık değil yanlış mi? Yanlış anladıysak Ayşegül Hanım düzelsin. Şöyle söyleyeyim ben size. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bayanlar gündüz gezmelerimiz var mı? Var. Var. Biz eve misafir davet ediyor muyuz? Ediyoruz değil mi? Gün programlarımız var. Biz istersek günün belli saatlerinde arkadaşlarımıza zaman ayırabiliriz. Çalışalım ya da çalışmayalım hafta içi akşam ya da davet edebiliriz. Erkeklerde böyle bir durum söz konusu değil. Erkekler evlendikten sonra direkt eve gelip eşlikle akşama kadar yazmış. Evet, yalnız geziyordur büyük bir ihtimalle. Evlendikten sonra eve gelip sürekli eşiyle beraber oturmak ve evin içinde oturmak aslında erkeklerin %90'ının için normal bir durumdur. Yani evli ya, gelecek eşiyle oturacak, ne olursa eşiyle paylaşacak ya da bir yere giderse eşiyle gidecek. Bu sağlıklı bir erkek modelidir. Ama bir de ergen erkek modeli vardır. Yani evlenmiştir, yaşı 30'dur ama duygu yaşı 17'dir.
Ondan önceki dönemlerde de hep annesiyle beraberken, ailesinin evindeyken hep erkek arkadaşlarına gitmiştir. Annesi geleceği saati söylemiştir. Belki de söylememiştir. Evet. Şimdi geri dönelim, bilmiyoruz ama Ayşegül Hanım evlilik öncesi farz edelim ki bu beyefendiyle vakit geçirdiyse, yani kendileri evliliğe karar verdiyse, nedir bu beyefendi? Ayşegül Hanım'dan ayrıldıktan sonra arkadaşların yanına gitmiştir. Yani normalleştirmiştir bu olayı. O yüzden de şimdi bu beyefendinin olgunlaşmasını beklemek lazım. Ayşegül Hanım'ın her seferinde, yani arkadaşların çok geziyorsun, şunu yapıyorsun dediğinde beyefendinin 17 yaşına dönüyoruz. 17 yaşında annesi diyor ki oğlum geç kaldın bak eve gelmedin dersin geldi filan. O zaman 17 yaşında beyefendi anneye tepki gösteriyor. Anne karışma şunu diyor. Bu sefer Ayşegül Hanım'a demeye başlıyor. Ayşegül Hanım diyor ki bana bağıramazsın ya da karışamazsın gibi söylüyor. Burada bir de şimdi Ayşegül Hanım tabii biz konuştuk. Ben bu interaktif yapıları çok seviyorum programlar. Evet. Bir yandan yazıyor eşinin ve anneyle geçirdiği bir dönemi olmuş. Dönemi de olmuş tamam. Büyük ihtimalle çatışmalı bir ve anne çocuk. Ya da çok özgür bir alanı olmuş. Yani benim dışında çok önemli. Onun için Ayşegül Hanım şöyle diyecek. Diyecek ki canım benim beraber vakit geçiriyoruz. Bana vakit ayırıyorsun. Şimdi arkadaşlarına geçirdiği vakit niye rahatsız ediyor Ayşegül Hanım'ı? Çok dışarıda kaldığı için mi bilmiyoruz söyleyebilir. Veya şu da olabilir. Ayşegül Hanım arkadaşlarına çok değer verdiğini düşündüğü için üzgün olabilir. Onlarla beraber daha mutlu olması Ayşegül Hanım'ı psikolojik anlamda rahatsız ediyor olabilir. Çok zemin olabilir. Ama şuna karar verecek. Diyecek ki gel canım benim. Ama şu da olsa tehlikelidir. Yani arkadaşları evlilik hayatını çok anlamayan, yanlış alışkanlıkları olan, gece çok geç vakitlerde gelen hani bir baba modeli olarak, bir eş modeli olarak, değerlere olarak ters düşen bir arkadaşlık ilişkisi varsa o ayrı bir nokta, o sıkıntılı. Ama normal arkadaşları problemsizse diyecek ki canım benim işte şu gün bir belirle, sen hani o gün arkadaşlarınla şu saate kadar geç kalmayacak şekilde bir zaman geçirirsen iyi olur. Ben de o süre içinde evimde şunu yaparım gibi eşine de o noktada hak tanıyacak. Tekrar söylüyorum bu eğer evlilik noktasında sürekli bekar arkadaşları oluyor. Hani evlilik sorumluluğunu bilmeyen ya da geç geliyor ya da yanlış alışkanlıkları oluyor filan. Onlar kötü şeyler oluyor konuda. O yüzden böyle bir zararlı bir durum yoksa diyecek ki şu gün biz bir plan yapalım. Ben senin arkadaşların gitmen konusunda bir sıkıntım yok. Arkadaşlarıyla olan noktayı kıyaslamayacak Ayşegül Hanım. Arkadaşlarıyla beraber geçirdiği zaman kendinden çaldı diye düşünmeyecek. Saygı duyacak eşine. Çünkü onları da ihmal etmiyor. Ama yanlış arkadaşlıkları varsa oturup diyecek ki bak problem arkadaşlar. Evet. Problem senin onlarla beslenmen. Biz evliyiz bu model bize sıkıntı çıkartıyor. Bunu gidip ne kendi annesiyle ne de diğer aileyle konuşmayacak. Niye? Evet. Aileleri getirdiği zaman ne oluyor? Ailenin üzerinde bir yetişkinin üzerinde bir güç sahibi oluyorsunuz. Bu sefer ne yapıyor aile? Ne diyor aile bu sefer? Delikanlı ne diyor? Sana ne? Niye karışıyor senin ailen? Benim annem hiç karışmıyordu. Çatışma artıyor. Evet. O yüzden saygı duymak, kendini değersiz hissetmemek, karşıdakini anlamaya çalışmak. Bunu çok sık yaptığında ben istemiyorum değil, ben de istiyorum. Al bakalım çatışma. Bu yaptığın hareket sana doğru geliyor olabilir ama biz hani evliyiz ve zamanı zaten akşamları görüşüyoruz. Beraber geçirsek iyi olabilir ama cumartesi günü ya da şu saatte geç kalmamak şartıyla arkadaşlarla beraber vakit geçirebilirsin. Ama der ki benim arkadaşım o vakitte uygun değil ama ortak bir vakit ayarlayalım. Yani bu evliliğin çözümsel aslında ve belli bir düzene aslında sokacak bir tavır. Ama son bir dakika hocam bu şöyle arada. Söyleyeyim. Bana yapıyorsun, beni üzüyorsun. Bana bunu yapıyorsun dediğin zaman çatışma çıkar. Evet. Bana değil de konuyu konuşun. Kendinizi konuşmayın. Olayı konuşun. Olaya dıştan bakın. Siz bunu nasıl çözebilirsiniz? Karşıdakini nasıl anlamaya çalışırsınız? Hepiniz aslında bir noktada çözümsel. Yani bu işin uzmanı olun. Uzmanı olmak akıl vermek değil. Uzman olmak çözmektir. Yük taşıma. Çözün. Çözemediğiniz durumda ben bunu çözemedim ama kendimle de baş edemiyorum. Ne yapayım diye o zaman eşinizle konuşun. Yani saygı kavramını, edep kavramını kaybetmediğimiz zaman evlilik değil hayat yürür. Evet. İnşallah. Kesinlikle öyle. İnşallah. Evet. Bu da hem yeni evlenecek olan çiftlere hem de hali hazırda bu tür sorunlar yaşayan çiftlerimize kulaklarına küpe olsun İnşallah. Diyelim. İnşallah güzel tavsiyelerinizi aldık hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Farklı programlarda, yepyeni bölümlerde gene böyle önemli konularda buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok İnşallah. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun. Teşekkürler.
Nuriye ablacığım, senin de ellerine sağlık. Hem güzel tariflerle hem de yorumlarınla, sorularınla evet, çok güzel katkılarda bulundun bugünkü programımıza. Ben de tüm ailelere huzur ve anlayış dolu ömür İnşallah. Diliyorum. İnşallah. Mühim olan o. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet, bal şeker olsun. Çok sağolunuz. Perşembe günü de farklı tariflerle İnşallah. Yine seninle İnşallah. Birlikte olacağız. Ellerine sağlık tekrardan İnşallah. İfade Sağ etmiş olalım. Güzel. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Psikolojik danışman ve rehber Muhammed Tosun hocamız bizlerle birlikte olacak ve üniversite sınavına hazırlanan, malumunuz çok az gün kaldı, çok az bir zaman kaldı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz bizlerle birlikte olacak yarınki programımızda. Hem sınav ailelerine hem de sınava hazırlanan öğrencilerimize buradan duyurumuzu yapalım. Hepinizi ekran başına bekliyoruz. Yarın önemli bir program eğitim konusunda, özellikle sınavın bu son günlerinde neler yapmak gerekir, sınav anı stratejileri neler olmalı, bütün bunları konuşacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.